Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Bugün eşim işten geldi. Ben yine hastayım gördüğünüz gibi. Burnum artık silmekten yara olmuş bir halde ama yine gezmekten kalmıyorum. Eşime dedim ki bu hafta pazara çıkamadım, yani yemek pişirecek bir şeyim kalmadı açıkçası. O yüzden ben de bir alışverişe gidelim dedim. Şimdi çarşıya doğru yola çıktık, gidiyoruz. Daha yemeğimizi de yemedik bu arada. Dönüşte yemeğimizi hazırlayacağım. Akşam yemeği için de tavuk mu yapsak aşkım? Tavuk mu yapalım? Olur. Pane harçlı tavuk, bir de makarna. Güzel olur değil mi hayatım o? Olur. Onu düşündüm, öyle yapalım diye düşündüm. Bir de Çiğli'de şey varmış. Hediyelik eşya pazarı varmış. Oraya da uğrayacağız inşallah, bakalım oradan da bir şeyler buluruz. Güzel şeyler oluyor yani, böyle bu dönemlerde bazen geliyorlar. Bazen de Eylül-Ekim dönemlerinde geliyorlar. Aa, bu arada size söylemem gereken bir şey var. Bugün sonunda peşinden koşturduğum kargom sonunda elime ulaştı. Hatta şuraya görüntüleri bırakırım. Ben dayanamadım, o an hemen video çektim. Böyle doğaçlama gelişen bir video çektim. Yani videoyu başlatmamıştım aslında. Öyle paketleri daha açmadık. Samet'le sanırım bana da hediyeler var içinde. Aşkım heyecanlı mısın? Merak ediyorum. Evet, ben de çok merak ediyorum. Normalde aslında hiç böyle açmadan duramayız ama geç olmadan dedik ki artık hava kararmadan bir markete gidelim gelelim. Ondan sonra artık akşam hem sizinle birlikte açarız. Yani aslında ben o ilk poşetini yırttım, yani dayanamadım ilk poşetini. İçinde ne var diye görmeye çalıştım. Sanırım kıyafete benziyor, yani kıyafet tarzı bir şeyler almışlar. Sağ olsunlar, buradan çok teşekkür ediyorum. Daha açmadan bu kadar sevindiğime göre açtığımda çok güzel bir şey çıkacağından eminim. Hemen aradım görümcemi. O da haber bekliyordu benden zaten. Dedim ki sonunda kargo geldi. Zafer bizimdir. Onlar da çok sevindiler. Öyle yani. Şimdi bir markete gidelim o zaman. Çarşıda çekebilirsem yine orada görüşürüz. Sonunda şu anda geldi. Ben kargoyu yakaladım. Zil çalışmıyor demiştim ya size. Kargocu geldiğinde ben cama çıktım direkt. Hemen kargoyu yakaladım yani. Market market geziyoruz yine. Malum devir, ekonomi devri. Her şeyin fiyatına bakıp not alıp ondan sonra en uygun neredeyse gidip onu alıyorum. Siz de böyle yapın. Eşinizi zengin edin. Gerçi biz zengin olamadık yani, yapa yapa ama. Nereye gidiyor? Eşim arkadaşını gördü sanırım. Ben Atasanay'dayım. Öyle, şimdi şurada bir market var. Oraya gideceğiz. Ondan sonra hediyelik eşya fuarına gideceğiz. O da normalde aslında çarşıya kuruyorlardı ama taşınmış yeri. Bakalım oraya gideceğiz. İnşallah orayı bulabiliriz. Senin üstüne. Ya arkadaşlar var ya, ya Samet'le alışveriş yapmayı çok seviyorum ama bir yandan da beni çok sinir ediyor. Az önce markette zaten nezleyim, burnum akıyor, durmuyor. Bir de şey yapıyor. Mesela alışverişimizi az önce biz tamamladık. Ceset var, ceset. Ceset var. Aynen. Adamı doğradık, ceset var. 21, bakın öyle. Konudan konuya atlıyorum. 21. yüzyılda vlog çeken insanlara hala anlam veremeyip öyle bakanlar var. Onlara ne laf atıyor. Gidiyor. Ama sen hiç kimseye laf söyleme, hakkın yok senin. Gel buraya, kaçma. Şimdi ne yapıyor para kızlar biliyor musunuz? Az önce alışveriş yaptık. Tam kasaya geldik. Kasadaki ürünleri tekrar arabaya yerleştirmek için uğraşıyoruz. Ondan sonra bir sürü ürün var kasada. O alıyor. Benim dokunduğum ürüne dokunuyor. Yani aynı ürünü alıyor. Bu sefer artık gülmeye başladım sinirden. Niye öyle yapıyorsun aşkım? Gıcıklık. Bu açık açık gıcıklık gerçekten. Nerede kuruluyormuş bu pazar? Şu ileriyeymiş. Hiç orada pazar var gibi görünüyor. Yine yağmur yağacak herhalde. Hava bayağı kapandı. Kelime oyunları yapma bana.
Aa, yine güldüm ya kasada ya. İstemsizce gülmeye başladım herkes sonra. Herkes başından girer, biz sonundan giriyoruz. Burası pazara. Sonu muymuş? Sonundan giriyoruz. Aa. Her şeyimiz ters. Arkadaşlar biz marketteyken dışarı bir çıktık. O kadar güzel bir şekilde yağmur yağıyor ki dışarıda. Ya süper, size bunu göstermem lazım. Benim havam yani. Arkadaşlar biz şimdi evimize geldik. Gördüğünüz gibi yine ben devasa bir alışveriş yaptım. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi evde eksikler hiçbir zaman bitmiyor. Yine dev bir market alışverişiyle birlikte karşınızdayım. Aslında ben bu hafta pazara gitseydim, pazar alışverişi yapmış olsaydım markete gitmeyecektik. Ama pazara gidemediğim için söylediğim gibi sebzelerim de kalmamıştı evde. O yüzden biraz sebze, meyve bir şeyler alalım derken yine böyle eksikler aldı başına gitti. Gördüğünüz gibi hesap ortada zaten. Şimdi o zaman neler almışız onlara bakalım. İlk önce şu bunu almak istiyorum. Havlu kağıt. Aldık. Şöyle 12'li aldık. Bu gayet uygun bir fiyattaydı. 15 liraya aldık sanırım bunu. Şöyle gazoz aldık bir tane. Parex'in 5'li oluklu süngerlerinden aldım. Asıl ben markete gitme amacım buydu. Bulaşık makinesi parlatıcısı. Bunu çok ihtiyacım vardı. Bu en uygunuydu. Viking'in 8.25'e aldık bunu. Yine Cif aldım. Şöyle limon kokulusunu aldım bu sefer. Yine elde yıkamak için bulaşık deterjanı aldım. Bunu da Viking'in aldım. Bu mavi suda aslında ben normalde A101'in hijyenik markasını tercih ediyorum yani. Ama bunu ilk defa deneyeceğim. Bu Peros'un. Bu sefer bunu aldım, mavi su. Bu benim elim ayağım. Her yerin tozunu bununla alıyorum ben. Yani çok seviyorum bunu. Ocağımı siliyorum. Mobilyalarımı siliyorum. Çok memnun olduğum bir ürün. Silikonlu temizleyici bu arada. Bir paket un aldık. Yoğurt. Bir paket peçete. Bu sıralar en çok kullandığım şey diyebilirim. Nezle olduğumdan beri evdeki bütün peçeteleri bitirdim. Samet hatta bana diyor ki sen ne yaptın bu kadar peçeteyi diyor. Yani dedim ne yapabilirim, burnum durmadı bir türlü. Mısır aldık. Şöyle yine bir paket garnitür aldık. Süzme peynir ve ezine beyaz peynir aldık böyle. Kaşar peyniri aldık. Yemeklerde kullanıyorum ben. Çünkü karnabahar aldım. Karnabaharla birlikte beşamel soslu karnabahar yapacağım. Onun için aldım. O yüzden karnabaharı da böyle koyayım. Lif. Mayonez aldık. Çay. Şöyle sarımsak aldık. Sarımsağım da kalmamıştı. Bu böyle 10 lira. İçinde de bayağı bir var. Kimyon, karabiber aldım. Şöyle bir paket tavuk aldık. Bu akşam tavuk yapacağım demiştim. Hala yemeğimizi yiyemedik biz çünkü marketten yeni geldik. Öyle yani küçük pakette yoktu, böyle büyük aldık ama artık bunu 2-3 sefer pişiririm diye düşündüm. Yoktu çünkü. Bir paket pirinç aldım şöyle. Şöyle Burçak'ın fındık ezmeli kremalısı çıkmış. Yeni çıkmış bunu. Bunu aldık. Şinitzel pane harcı aldık. Yine abur cuburlar. Albeni, Ülker çikolatalı gofret. Şöyle biraz patates aldım. Geçen haftadan aldığım kerevizim vardı. Ben portakallı kereviz yemeyi çok seviyorum. O yüzden şöyle iki tane portakal aldım yemek yapmak için. Biraz limon aldım böyle. Yine olmazsa olmaz her alışverişteki aldığım iki paket Türk kahvesi aldım. Biraz domates aldım. Biraz şöyle muz aldık. Bunu Samet dayanamadı görünce böyle bu çiğdemi. Çiğdem aldı.
bir paket makarna, şöyle ikili pınar ton balık aldık. Ton balık canım çok istiyordu ne zamandır. Ton balığı aldık. Şöyle yine biraz yarım kilo falan pırasa aldık. Yarın Samet izinli olduğu için kahvaltıda yemek için şöyle salam aldık. Ve yumurta, yine 15'li yumurta. Biraz da zeytin aldık. Yaklaşık 275-280 civarı bir hesap tuttu. Öyle yani. Alışverişimiz bu kadar. Kızlar, yine bir paket açma merasimiyle karşınızdayım. Biz hızlıca yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik. Bir an önce dedim ki bu kargoyu artık açmalıyım çünkü çok merak ediyorum. Çok heyecanlı bir şey. Şimdi o yüzden bunu sizinle birlikte açmak istiyorum. Bu arada bu bizim söz nişanımız. Söz makasımızdı bizim bu. Bu makasla açacağım. Bakalım içinden ne çıkacak. Sanırım bu Samet'e gelen bir şey. Bir de şöyle not yazmışlar. Çok güzel. Şöyle siyah bir kot almışlar. Gözüküyor mu acaba? Güzel. Çok güzel değil mi aşkım? Şöyle siyah bir kot almışlar. Üzerinde de bir tanecik oğlumuz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah uzun sağlıklı ömürler versin. Güle güle giymen dileğiyle seni çok seviyoruz. Zahide ve Hande. Zahide anneyle Hande'ye buradan çok teşekkür ediyoruz. Öpücüklerimizi yolluyoruz. Daha da bitmedi tabii. Bununla sınırını bırakmamışlar. Sağ olsunlar. Şurada böyle çok harika renkte bir yeşil kazak görüyorum. Aşkım çok güzel. Bakar mısın? Evet, güzelmiş. Gerçekten çok güzel. Bayıldım vallahi kazağına da. Sanırım bu da sana. Evet, Samet'e hediyeler bitmiyordu. Ay. Oo, mont. Ne anlıyorum? Monta bakar mısınız? Vallahi. Hem de içi tüylü. Çok güzel bir ceket. Çok güzel bir ceket gerçekten. Ay, bayıldım ya. Vallahi çok güzel doğum günü hediyeleri. Kargonun peşinden koşmamıza değmiş yani kızlar. Hakikaten çok güzel şeyler yollamışlar ya. Vallahi sağ olsunlar. Çok güzel şeyler. Aşkım bana da hediye var kızlar. Ona da not yazmışlar. Evet, bunda da not var tabii ki. Bana da ne yazmışlar? Ailemizin biricik gelini. Senin de şimdiden doğum gününü kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. Hande ve Zahide anneden seni çok seviyoruz diye not gelmiş. Kızlar, buna da bayıldım. Çok ihtiyacım olan bir takımdı. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Polar takım yollamışlar bana da. Yumuşacık. Gerçekten çok sevindim aşkım. Biliyordum yani içinden bana bir şey çıkacağını emindim zaten. Aç bakalım nasılmış. Bunu da açalım. Arkadaşlar, hediyelerim artık kavuştuğuma göre artık sizlere burada veda etmek istiyorum. Umarım videomu severek izlemişsinizdir. Lütfen videomu sevdiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.